Herkese selamlar. Hepinize tekrardan merhabalar dostlar. Umarım iyisinizdir. Kusura bakmayın, pazar günü size video çekemedik. Neden? Çünkü benim iş yüküm geçen hafta çok fazlaydı. Bu hafta da yine hemen hemen fazlasıydı ama yine de gecikmiş de olsa pazar videomuzu yayınlamak istedim. En son videomuzda nelerden bahsetmiştik? Ondan hemen konuşalım. Ey Türk gençliği, ilk vazifen yurt dışına çıkmak. Şimdi hem bu videoyu çekmekteki amaç malum. Türkiye'nin topik trendi bu abi. Yurt dışına çıkalım, kaçalım buralardan, gidelim. Yani gidin abi. Kimse gitmemenizi istemiyor. Gidin istediğiniz yerde yaşayın. Mutlu olduğunuza inandığınız yerde yaşayın ama giderken güzel bir plan yapın. Aynı zamanda yurt dışında yaşamanın gerçeklerini bilin diye güzel bir yol videosu hazırladım aslında size. Plan nasıl yapılır, ülke nasıl araştırılır, kendinize uygun yer nasıl seçilir? Bu videoda detaylarıyla var ve fazlasıyla realistik bir video. Çünkü aynı zamanda buradaki yaşamından uzundur yurt dışında yaşayan bir insan olarak örnekler de verdim. İşinize yarayacağına eminim. Şimdi bugünün konusuna gelelim. Bugünün konusu aslında güzel, aslında tatlış. Avrupa'da yaşamanın değil de Avrupa'da çalışmanın avantajlarını, yani ne gibi avantajlarım var, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Sadece yurt dışında bulduğum bu avantajlardan bahsedeceğim ve benim hayatıma nasıl etki ettiğinden, Türkiye'de yapamadığım çoğu şeyi burada nasıl yaptığımdan bahsedeceğim ya da ne kadar daha kısa sürede yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, Avrupa'da çalışmanın en büyük avantajı şu değildir. Bunu bir kafanızdan atın. İnsanların bak standart bakış açısı şudur. Euro kazanıyorsun. Ne olmuş? Euro kazanıyorum, euro harcıyorum. Dolarla kazanılan bir ülkede olsaydım Amerika'ya giderdin mesela. Dolar kazanır, dolar harcardın. Yani bilmeniz gereken ilk şey şu arkadaşlar. Biz burada euro kazanıp Türk parası harcamıyoruz. Lütfen böyle kafalarınız varsa zaten bu videoyu izlemeyin. Kapatın direkt, gidin başka bir şey izleyin. Ne bileyim yani saçma sapan market videosu izleyin. Çünkü bunu anlamanız lazım. İnsanların düştüğü ilk hata bu. Euro kazanıyoruz. Ne oldu abi? Euro kazanıyoruz. Euro bölgesinde yaşıyorum. Burada yaşıyorum. Türkiye'de de yaşamıyorum. Parayı Türkiye'de de yemiyorum. Burada yiyorum. O yüzden Türk parasıyla bir alakam yok. Ha, Türkiye'de euro kazansaydım inanın bana çok daha keyifli, güzel bir cafcaflı hayatım olabilirdi. Çünkü Türk parasıyla yaşanan bir ülkede euro kazanmak, ki bunu Türkiye'de yapanlar da var tabii ki çok azınlık da olsa, gayet güzel bir dünya abi. Yani öyle bir dünyadan ben de tatmak isterim açıkçası. Neden olmasın mesela, yani gayet güzel ama buraya geldiğinizde arkadaşlar yani böyle bir avantajınız yok. Yani avantaj euro kazanıyorum değil. Şimdi avantajlardan bahsedelim. Birinci avantaj kesinlikle eğitim konusunda şirketlerin, çoğunlukla tüm şirketlerin burada sana bir destek olması abi. Nedir bu? Mesela sen Türkiye'de üniversite okumamışsın ya da okumuşsun. Üstüne yeni bir üniversite okumak istiyorsun ya da yüksek lisans yapmak istiyorsun. Şirketinden şirketine değişmekle birlikte şirketler size genelde eğitim desteği sunuyorlar. Bu eğitim desteği nedir? Eğer diyor sen hani şirkette bir sene çalıştıysan, mesela benim şirketimde şu anda öyle. Bir sene çalıştıysan diyor, senin eğer bir üniversiteye gidersen bütün masraflarını ben karşılayacağım. Bitti. Bu yüksek lisans da olabilir, lisans da olabilir. Fark etmiyor. Alacağın bir eğitimin masrafını ben karşılayacağım diyor. Ve diyor ki en az da iki sene benimle çalışacaksın. Yani kaba taslak düşünürsen, İlk sene bir şirkette çalıştıysanız devamında yüksek lisans yapıp parasını şirketinize ödetebilirsiniz. En basit haliyle bu ve bence güzel bir şey. Neden? Çünkü bu Türkiye'de yok. Ya da kaç tane şirket yapabiliyordur varsa bilmiyorum ama benim bildiğim, benim hatırladığım Türkiye'de böyle bir şansınız yok. Yani herhangi bir şirket sizin üniversite masrafınızı karşılamaz, teklif dahi etmez. Ha belki hani işle okul hayatınızı dengelemek için belki yardımcı olabilir ama burada hem üniversite masrafınızı karşılıyorlar hem de üniversiteye gideceğiniz günlerde sizin işe gelmeniz beklenmiyor. Bir de böyle güzel bir avantajı var. Yani adam diyor ki üniversite okuyacaksan oku, aynı zamanda derse gideceğin günleri de biz bilelim. Ona göre sana kolaylık sağlayalım. Ha, haftanın 5 günde dersin varsa ona göre tabii ki de hem okulundan bazen feragat etmen gerekir hem de işinden. Bu şekilde bir balans var ve bu bence güzel. Sadece eğitim olarak üniversite mi ya da yüksek lisans mı? Hayır. Aynı şey bir dil okulu için de geçerli. Mesela burada çalışıyorsan şirketim de aynısını söylüyor. Diyor ki dil öğrenmek mi istiyorsun? Atıyorum İtalyanca, Fransızca, her neyse. Bunun için ayrılan bir bütçe var. Sana bu bütçeyi veriyor. Sen de bu bütçeyle gidip dil okulu masrafını karşılıyorsun. Tamamını da karşılıyorlar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ve aynı zamanda bu güzel bir şey. Neden? Yeni bir dil öğrenirsen ve şirketin çok ulusluysa, o dille de müşterim varsa, atıyorum benim mesela Almanca müşterilerim var, Alman müşterilerim var, Almanca bilmem işime geliyor. Yani mesela o yüzden bu da şirkete hem artı, sana da artı. Aslında bu win-win bir durum. Hem şirket kazanıyor hem sen kazanıyorsun. Tatlış yönlerinden bir tanesi. Mesela benim Avrupa'da gördüğüm, yurt dışında gördüğüm ve Türkiye'de görmediğim güzel olaylardan bir tanesi bu. Böyle bir yan hakkınız var. İkincisi, şirketler sizin kendi stok planlarına, yani şirket hisseleri oluyor ya, bu hisse planlarına dahil ediyorlar. Bu da güzel. Mesela ben Microsoft'tayken 10.000 euro değerinde Microsoft hissesi bana verilmişti. Yani ben bunu satabilirim, istersem yatırım da yapabilirim. Şirket senin adına da yatırım yapıyor istiyorsan o hisseleri. Ya da satıp nakite çevirip alabiliyorsun. Tabi bunun bazı koşulları var. Örnek 6 ay en az çalışmış olmak.
totalde de bir seneyi tamamlamak şirkette gibi gibi. Yani genelde belli bir süre şirkette çalıştıktan sonra size böyle bir takım avantajlar sağlayabiliyorlar. Ya bence güzel bir olay arkadaşlar. Niye? Durduk yere cebinize bir anda 10 bin euro para giriyor. Fena mı? Yani mesela. Bence güzel bir olay yani. Her şirket yapıyor mu? Şirketler bunu değişik şekilde yapıyorlar. Her şirket aynı şekilde yapmıyor. Tamamen kendi iç işleyişlerine göre değişiyor ama çoğunluk yapıyor diyebiliriz. Bu da güzel. Hani işte Türkiye'de şirket hissesi dağıtan şirket var mı ya da bunu bütün çalışanlarına veriyor mu bilmiyorum ama burada bütün çalışanlar bu söylediğim haklara sahip. İster yönetici ister en giriş seviyesindeki eleman fark etmiyor. Bu da diğer güzel yanaklardan birisi. Diğer bir şey de arkadaşlar burada böyle bir stop planı değil de emeklilik planınız oluyor. Bizde nasıl böyle bireysel emeklilik yapıyorsunuz ya. Şirketlerin de böyle bir planı var. Şu şekilde işliyor. Şirket diyor ki benim diyor şirket hisselerime yatırım yaparsan ya da benim planımın altına girersen, emeklilik planıma girersen yanılmıyorsam 3 sene sonra her ay senden kestiğim para kadar 2 katını da ben senin hesabına koyacağım. Tamamen bireysel emeklilik mantığı aslında ama bunun şirket versiyonu diyebiliriz buna. Yani mesela her ay diyor senden 200 euro keseceğim ve 200 euro da ben üstüne contribution yani katkı koyacağım ve bunu senin emeklilik plan hesabına yansıtacağım. Bitti. Ve diyor benle en az 3 yıl çalışıyorsan o üstüne koyduğum 200 euronun tamamını da geri alabilirsin. 3 yıl sonra bu şirketten gidersen. Ya da diyor devam edersin. Emekli olunca yine toplu para şeklinde alabiliyorsun. Şimdi Avrupa'nın burada bir dezavantajı var. Burada emeklilik genelde böyle kendi parandan biriktirerek yapıyorsun. Yani bazı ülkeler hariç Avrupa'da Fransa, Almanya gibi. Onun dışında böyle devletin sana sunduğu bir emeklilik maaşı sistemi yok aslında. Yani var da o kadar karın doyurmuyor diyebiliriz. Bunu bir videomda söylemiştim mesela. İrlanda'da ne kadar gelir vergisi öderseniz ödeyin. Temel emeklilik yardımı olarak devletten alacağınız maaş en fazla 850 euro, 1000 euro civarı bir şeyler. Bu civarlar yani bununla tabii ki de geçinmeniz çok zor. Yani öyle. O yüzden insanlar genelde kendi paralarıyla biriktirerek bunu tamamlamaya çalışıyorlar. Bence güzel mi? Ya bence sorgulanır mesela. Bir şirkette 3 sene durmayacaksan o planın altına girmene gerek yok. Neden? Çünkü maaşından boşu boşuna 200 euro vereceksin. Şirket üstüne her ay 200 euro katsa bile sen 3 sene durmadığın sürece o 200 eurosunu alamayacaksın şirketin. Yani sadece kendi 200 euronu alacaksın. Ne gerek var yani? Para yerinde birikmiş olur. Bankaya da koy yine birikir. Yani ben bu tarz planları, emeklilik planlarını gerçekten bir şirket buldum, karar verdin, sürekli orada çalışmak istiyorsun. Git o zaman yap diyebilirim yani. Onun dışında bence çok mantıklı değil ya. Uzun soluklu bir şirkette kalacaksanız, en az 3 yıl öyle bir karar alırsanız ondan sonra bir planlara gidin. Onun dışında gerek yok. Ha onun dışında yine tabii diğer avantajlar, hani bence bunlar avantaj bile değil, her şirkette olmalı. Sağlık sigortanızdır, işte yıllık izniniz burada çok fazla, bence bu güzel. 25, benim şu anda 28 iş günü yıllık iznim var. Yani bunun üstüne cumartesi pazarları kattığınızda gayet doyurucu bir rakama geliyor yani. Üstüne bir de bu ülkenin resmi tatilleri var 9 gün. Etti sana 37 gün kafadan zaten benim cumartesi pazar hariç tertemiz bir yıllık iznim var abi. Yani bu bana fazla yetiyor. Üstüne cumartesi pazarları katınca da 2 aya yakın bir kafaya geliyor. Yani rahat rahat aslında geziyorsunuz. Şimdi Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama burası yıllık izin konusunda gerçekten bildiğiniz abi bereketli topraklar yani. Avrupa'nın genelinde bu sistem var. Yani bu güzel. İnsanların dinlenmesi için gayet hoş. Yine başka bir avantajını sayabileceğim, yine benim şirketlerde gördüğüm güzel bir şey ve Türkiye'de bulamadığım bir şey. İletişim abi. İletişim konusunda insanlar çok rahat. Güzel bir avantaj. Neden? Çünkü ne kadar kolay iletişim kurabilirseniz şirket içinde de o kadar kolay ilerliyorsunuz. Bütün olay aslında iletişim. Yani ben kendim de çalışırken işimin %80'ini inanın bana kurduğum iletişimle çözüyorum. İnsanları tanıdığım, onlarla iyi ilişkilerim olduğu için normal hayatta iş dışında İşlerimi daha hızlı ilerletiyorlar. Bu da benim işime geliyor. Yani iletişim gerçekten bir çalışanın her şeyidir. Açık konuşayım. Hiçbir şey bilmeseniz bile iletişiminiz iyi olsun, işinizde başarılı olursunuz bence. Öyle söyleyeyim. Ve burada bu çok rahat. Yani açık iletişim tarzı var. Transparency diyoruz buna. Yani daha transparan, açık, seçik, net. Herkes herkesi konuşabilir. Sen müdürsün, ben senin altınım, üstünüm. Böyle alt üst kestim, biçtim yok. Bu saçma bir şey zaten. Umarım Türkiye'de de biter. Bu bence güzel bir avantajımız bizim burada. Niye? Bu sayede ben istediklerimi daha rahat bir şekilde dile getirip kariyer beklentimi, şirkette gitmek istediğim noktaya ulaşmak istediğim yeri dürüst ve cesur bir şekilde söylüyorum. Ona göre bir yol planı hazırlanıyor. Yani bunun avantajını açıkçası ben burada çok yedim. Daha dürüst konuşmak gerekirse bugün çalıştığım pozisyonuma gelmek için Türkiye'de olsam herhalde bir hafiften bir 15 yıl harcardım diye söyleyeyim. Ama burada bu sadece yani 3-5 yılda oluyor yani öyle. Bence bu da çok büyük bir avantaj. Yani bir çalışanın kendini geliştirmesi ve istediği yere gelmesi için
Bir de böyle güzel bir avantajı var yurt dışında çalışmanın. Çünkü buralarda bu tarz işler kolay. Öyle söyleyeyim. Bunun dışında düşünüyorum başka saymadığım bir avantası var mı hani bizim burada çalışmamızın? Ha, bir de şu var. İşinden işine değişmekle birlikte tabii ki de sizin için yapılan eventler var. İşte yılbaşı eventi oluyor. İşte efendime söyleyeyim Halloween dediğimiz işte Cadılar Bayramı eventleri. Yani şirket fazla event yapıyor yani. Event, etkinlik yapıyor. Bunu burada otellerde yapıyor, publarda yapıyor, restoranlarda yapıyor. Hem çalışanlar arası bir iletişimi, ne bileyim işte muhabbeti şey yapmak, geliştirmek. Hem insanların eğlenmesini sağlamak ve tabii ki bütün para şirket tarafından ödeniyor. Bu da bence güzel. Hani Türkiye'de ne kadar oluyor, ne sıklıkta oluyor bilmiyorum ama burada herhangi bir IT şirketinde bu en az senede 4 kere olan bir şey. Yani rahat rahat. Onun dışında zaten de şirket buluşmalarımız oluyor. Şirket buluşmalarında da yine böyle ne bileyim bazı günler oluyor. Mesela geçen ben 2 hafta önce gittim şirkete. Town Hall dediğimiz muhabbet var. O nedir? Bütün hani şirketin birimleri toplanıyor. Ayda bir yapıyoruz bunu. Ve bu sefer Dublin'de yapıldı yani. Hani dünyanın her tarafından insanlar işte meeting yoluyla uzaktan Zoom'la onunla bununla bize bağlandılar. Biz kendi şirketimizde içeride böyle pizza yiye yiye bildiğiniz meeting yaptık insanlarla. Gayet canlı yani. Pizza gömüyoruz, yanında bira içiyoruz ve meeting yapıyoruz bütün şirket. Yani böyle şeyler güzel arkadaşlar. İnsanları ne kadar böyle rahat hissettirirseniz insanlar daha başarılı oluyor bence. Ve bu da bir avantajdır yani. Hani bunu Türkiye'de elinde pizza bir elinde bira meeting yapmak zordur diye düşünüyorum ama burada yani bunlar böyle şeylere takınılmıyor yani hani gayet rahat gayet olabilir şeyler. Ha tabii her şirket böyle mi? Olamaz ama genelinde var yani öyle söyleyeyim. Bu da bence güzel bir avantaj. Benim daha çok avantaj olarak hissettiğim şey şu. Ben burada çalıştığımda arkadaşlar günüm bana kalan bir kısmı olduğunu biliyorum. Şu ne demek? Yani benim bütün gün kafamda bugün şunu yapacağım bunu yapacağım böyle deli gibi düşünmeden bir saatim var abi, şu saatte başlıyorum, şu saatte bitiriyorum. 3.30 dedim mi bilgisayarımı kapatıyorum. Bitti, ne olursa olsun o saatten sonra. İş bitti, anladın mı artık? Ben sosyal hayatımı öğrenmeliyim, günümün tadını çıkarmalıyım. Bu kadar. İşte bunu Avrupa'da yapabiliyorsunuz. İşinizin dışında gerçekten size bir zaman kalıyor. Ve bu zamanda istediğiniz geriye kalan günlük işlerinizin hepsini halledebiliyorsunuz. Maalesef Türkiye'de bunu çok bulamıyordum. Burada buluyorum mesela yani ve günün bittiğinde deli deli kara kara bir sonraki günü düşünmüyordum. Ay ne zaman uyanacağım, ne zaman kalkacağım demiyorum burada. Her şeye vaktim var. Yani bu bence güzel. Yine Avrupa'da only in Europe dediğimiz durumlardan biri benim için. Yani en azından benim yaşadığım ülkelerde. Bence de en büyük avantaj bu. Yani insanın iş dışında bir hayatının olması, işin araç olması, amaç olmaması. Bu da güzel bir şey. Öyle söyleyeyim. Tabii ki de bazı şirketlerin bir de uzaktan çalışma bence en büyük avantajı bu. Kısa süreliğine en az 1 ay, 2 ay civarında uzaktan çalışabiliyoruz. İstediğimiz yere gidip istediğimiz yerden bilgisayarımızı açabiliyoruz. Ha, bu konuda benim tabii ki de biraz kritiklerim var. Niye? Çünkü ben bu konunun sürekli olmasını isteyen bir adamım. İsteyen istediği yerden çalışsın, isteyen ofise gitsin. Yani umarım bu bir gün olur ama olması gereken de budur. Ve inanın bana nihayetinde olacağı bu yani. Herkes istediği ülkeden çalışabilecek bir gün ama bakalım daha ona biraz daha zamanlar var gibi. Anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar ve bunlar dışında biraz ufak birkaç şey eklemek istiyorum. Yani belki hani faydası dokunur diye. Şimdi bir ülkeye gittiğinizde amacınız gerçekten yani dürüst konuşayım arkadaşlar. 4 lastik için, 4 tane duvar için yani burada bir evi bir arabayı kastediyorum. Ya da cebinize koyacağınız son model iPhone için yurt dışında çalışmayı amaçlamayın ya. Bu çok hani ne bileyim çok böyle gereksiz bir tutum. Anlatabiliyor muyum? Yani buna gerek yok. Gerçekten hani bence şöyle olmalı. Benim kendi kanaatimdir bu. Bir insan amaç için yaşamalı yani kendisi için yaşamalı. Araçları için değil. Yani senin hayatını daha konforlu kılacak şey araba, ev evet doğru bunlar hayatını çok konforlu kırar. Sıkıntı yok. Ama sen bunların dışında da kendini mutlu edebilecek, kendini geliştirecek şeylere daha çok yatırım yapmalısın diye düşünüyorum. Ama maalesef ki genel algı genelde işte ne güzel parayı bulmuşum hadi gideyim ev alayım, araba alayım. Ya al kimsenin gözü yok ama abi yani önemli olan edineceğin anılar değil mi? Sonrasında cebine koyacakların değil mi? Yani senin araban da olsa, evin de olsa, olmasa da yine öleceksin. Yani öleceğin gerçeği değişmiyorken neden kendine yatırım yapmayı seçmiyorsun? Yani yeni tecrübeler edinmek, kaliteli yaşamak, hiç gitmediğin ülkelere gitmek, hiç gitmediğin etkinliklerde bulunmak gibi 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 gibi. Sizi daha mutlu kılacak şeyler bunlar. Yani ve bunlar hayatınızda bir kere yapabileceğiniz şeyler. Belki de çoğu zaman. O yüzden arkadaşlar benim tavsiyem gerçekten yurt dışına hani orada parayı kazanayım da geleyim Türkiye'de ev araba alayım hava atayım. Ya bu boş kafalarla gelmeyin. Yani bence bunlar ya bunu yapanlara da bir şey demem ama çok avam geliyor bana yani anlatabildim. Bunun açıkçası biraz gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ama buna da saygı duyuyorum. Çünkü insanlar benim için bu konuda ikiye ayrılıyorlar. Bir gerçekten hayatını kendini ve kalitesini standartlarını
bir köşede tutanlar. Bir de sadece araç için yaşayanlar, işte ev olsun, araba olsun, millete hava atacak lafım olsun için yaşayanlar. Yani ben bu sağ taraftaki gruptayım. Bu grubu da hiç anlamıyorum. Anlamaya da çalışmıyorum. O yüzden size de vereceğim tavsiye, lütfen ne olursa olsun nerede yaşıyorsanız yaşayın. Yani her zaman öncelikle kendinize öncelik verin. Kendinizi önemseyin. Ondan sonra araçları önemsersiniz. Zaten onlar sizi değiştirmez. Sadece hayatınızın bir tık daha konforlu olmasını sağlar diyorum. Videoya da burada kapatıyoruz. 15 dakika olmuş. Bence yeterli. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.